Evet, burası Şam'ın en büyük pazarı. 1 kilometre. 1 kilometre uzunluğundaymış böyle. Kapalı çarşıyla aynı zaten, az sonra göreceğiz. Ama boyutu 1 kilometre. Emevi Camii ise şu an arkamızda kaldı. Evet, Suriye'de fazla, hatta hiç maske takan yok. Onu da görmüşsünüzdür. Şu an kapalı çarşının içindeyiz. Oo, bayağı devasa. Evet, bu çarşıda neredeyse her şey var ya. Evet, Şam'ın en ünlü dondurmacısına geldik şimdi. Baktaş, 1895'te kurulmuş burası. Evet, dondurmayı bu şekilde yapıyorlar. Şimdi bu dondurmayı deneyeceğiz. Evet, dondurmayı sıvı haldeyken sıvıyorlar buraya. Ardından bu hali alıyor. Sonra dövmeye başlıyorlar. Ve karşınızda dövme Şam dondurması. Wow. What's different? This is a little light, this is a little bit strong because more icy. Okay, strong. Good, okay. Okay, şükran. Şükran. Ve karşınızda Şam'ın en ünlü dondurması. 5000 Suriye parası. Şimdi bu dondurmayı yemeye gideceğim de bir yerde yer bulmam lazım. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Baktaş dondurması bizim Kahramanmaraş dondurmasıyla tamamen aynı. Yine çok sert. Gördüğünüz gibi tadı bayağı efsane. Mart ayında bunu yiyoruz şu an. Üstünde gördüğünüz bildiğiniz kaymak, tamamen üstü kaymak kaplı. Altı ise dövme dondurma, bizim Maraş dondurmanın aynısı. Sade, bol fıstıklı. Gayet güzel. 5000 Suriye parası. Bakın şu öndeki yoldan araba gidiyor şu an. Thank you.
Anadolu'da yeni trend dondurmayı yapıyorlar. Dünyanın her yerinde bulabiliyorsunuz bunu artık. Şimdi Şam'ın en eski kahvehanesine gidiyoruz. Eski bir kültürü hala devam ettiriyorlar. Onu göreceğiz bakalım. Evet, burası El Nafara. Günümüze kadar kalan en eski kahvehane olarak geçiyor. Şimdi burada bir çay içeceğiz. Evet, burası Şam'ın en eski kahvehanesi. Bu şekilde hikaye anlatan bir amca var. Her akşam saat 6-7 gibi geliyor. Hikayesini anlatıyor. Hikayesi de Salahaddin döneminden sonraki kralın dönemiymiş. Herkes nargile içerken sessizce dinliyor yani burada. Enteresan bir şey yani. Evet, gördüğünüz amca şimdi çıktı, bize hikaye anlatacak. Çok eski bir gelenekmiş bu. Eski kahvehanelerde devamlı yapılan bir şey. Şimdi amcayı dinliyoruz. العلم الباهر الزين الطاهر سلطان من قرأ العلم والدرس الأصيل بالنعمة والغرس محمود الخزرمي المكنى ركن الدين بيبان ركن الملك الظاهر على جسر الانكبار كان الملك طول الطريق هو وسعد يقول له احكي لي شلون صار وين كنت وين كان ابراهيم وين كان اي امور فلما وصل للمكان تبع المعمعة نزل من على الجواد آنة الحصون وعزها شيحة جمال الدين سيف الظاهري سلطان من شد الشواكر بالوغى وعزم سيفي ظاهري يسمع الملك إلا حس المدافع اشتغلي فعندها عرف الملك إنه وصل الوزير شاهين بالعرضي فقال لشيحة بدي أخذ الصندوق معي Dışarısı da bu şekilde. Çorlulu Ali Paşa'ya benziyor yani burası. Orası da bayağı eski. Buradan da çıktığınız zaman hemen Emevi Camii'nin bir girişi de burada. Şu an karanlıkta görünmüyor tabii ama burası da yine çarşı. Bir de arkadaşlar, hikaye de şöyle. Hikaye tam önemli yerinde bitiyor. Devamını dinlemeniz için yarın bir daha gelmeniz lazım. Hikaye bir tane kralı anlatıyor. Gerçek hikaye üzerine kurulmuş. Ama azar azar anlatıyor yani. Her gün gelmeniz lazım hikayenin devamını öğrenmek için. Evet, Şam'da akşam gezintisi yapıyoruz şimdi. Yalnız bu kadar dükkan İstanbul'da yok ya. Yani bu eski stilde kapalı çarşı gibi düşünürseniz. Çeşit çeşit her şey var. Ve hala açıklar. Bakın şu an saat akşam 6.
Hava kararıyor. Jeneratörü olan dükkanlarda sadece ışık var. Geri kalanların hepsi gördüğünüz gibi karanlık. Gördüğünüz gibi baharatlar, çikolatalar. Elektrik büyük problem şu an. 3 saatte bir neredeyse, hani 3 saat var 3 saat yok gibi düşünün. Bazı yerlerde dışarıda, ki yerlerde neredeyse 2-3 gündür olmayan yerler de olmuş. Onun için elektrik olduğu zaman hemen elektronik aletlerimi, kameramı, telefonumu şarj etmeye çalışıyorum, yoksa kalacak yani. Bu ışık gördüğünüz dükkanlarda ya jeneratör kullanıyorlar ya da akü var. Gün boyu elektriği topluyorlar. Gördüğünüz gibi genelde de LED lambalar kullanıyorlar zaten. Şam bu arada bayağı kalabalık ya. Beklediğimden daha kalabalık çıktı yani. Arabalar her yer kalabalık. Bayağı canlı yani. Şekerlemeler jelibonlu yalnız. Evet, Emevi Camisi'ne tekrar geldik şimdi. Yani çoğu böyle hediyelik eşya dükkanları yani. Bu hediyelik eşya olması da ve hala aktif olması bayağı enteresan. Evet, Şam'ın akşam pazarında geziyoruz şimdi. Bu gördükleriniz mısır. Ekmekçi var burada. Delik eşya yeri var ya, ben anlamadım bunu yani. Aynı zamanda pazarın içinde arabalar geziyor. Evet, Şam'da künefeyi deniyoruz şimdi. Künefemizi aldık, şimdi yemeğe gidiyoruz. Tadına baktım, şerbeti çok az, tam benim sevdiğim gibi. Altı peynir, üstü kadayıf. Burada da Lübnan'daki ekmeğin içine koyup yiyorlar ama burada şimdi onu denemeyeceğim. Bu şekilde yemek istedim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Evet, burada değişik çoraplar var. I like it. Dükkanın önüne bayrağı sermişler. Bakın, bu mekanlarda elektrik olmadığı için jeneratör var mesela. Hayat devam ediyor yani.